Herkese merhabalar. Bu videomuzun konusu Kızıl Elma ne demek? Kızıl Elma, Türklerin dünya hakimiyeti idealini sembolize eden en eski kavramlardan biridir. Bu anlamıyla Kızıl Elma kavramı, Türk milliyetçiliği düşüncesinin mihenk taşlarından birini oluşturur. Kızıl elma çeşitli kaynaklarda mutlak dünya hakimiyetinin sembolü, Türk'ün gerçekleştirmek istediği ülkü ya da Türk ordusunun hedefi gibi çeşitli ancak birbirleriyle yakından ilişkili anlamlarda kullanılmıştır. İlk olarak Orta Asya Türkleri arasında ortaya çıkan bu ülkü zamanla çeşitli anlamlar kazanmıştır. Diğer bir ifadeyle gerçekleştirilmesi düşünülen idealleri, hedefleri, zapt edilmesi gereken yerleri belirleyen bir sembol olarak kullanılmış çeşitli zaferlerin işareti, hakimiyetin ve fethedilmek üzere seçilmiş yerlerin sembolü olarak kullanılmıştır. Örneğin Ergenekon Destanı'nda Kızıl Elma, Ergenekon'dan dışarı çıkma ve kaybedilmiş olan eski yurdu tekrar ele geçirme hedefi olarak kendini gösterirken, Osmanlı döneminde İstanbul, Roma, Viyana, Estergon, Budin gibi fethedilmesi gereken çeşitli şehirleri ifade etmek için kullanılmıştır. Dolayısıyla diyebiliriz ki Kızıl Elma kavramı Türkler için kazanılması gereken zaferler ve inanılması gereken ülküler anlamına gelir. Bir anlamda kızıl elma, ulaşıldıkça uzaklaşan sürekli bir hedef ve ülküdür. Türkçü düşüncenin önemli isimlerinden Ziya Gökalp ise Kızıl Elma kavramını Turan anlayışıyla bir araya getirerek kavrama yeni bir boyut kazandırmıştır. Ziya Gökalp, Türklerin büyük bir ülkede birlikte yaşama ideallerini ve isteğini anlattığı Turan adlı şiirinde Kızıl Elma kavramını bu ülkede yaşayan insanların aramaları ve ulaşmaları gereken yerleri ve fikirleri işaret eden ortak bir ülke olarak kullanmıştır. Kızıl Elma adlı şiirinde Ziya Gökalp, Kızıl Elma yok mu? Şüphesiz vardır. Fakat onun semti başka diyardır. Zemini mefkure, seması hayal diyerek Kızıl Elma'nın aslında somut bir yer olmadığını, onun daha çok fikir ve ülke olduğunu belirtmiştir. Dolayısıyla Kızıl Elma kavramı Türk milletinin tarihi ülkelerini temsil eden bir sembol olmuştur. Kavram dönemin kültürüne, önceliklerine ve hedeflerine uygun olarak belirginleşmiş ve gerektiğinde somut hedeflere yönelmiştir. Kızıl Elma zaman zaman coğrafi bir yerin zaman zaman ulaşılması gereken manevi bir ülkünün adı olmuştur. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda buluşmak üzere. Şimdilik hoşçakalın.